Oyun Persikaralar'a hoş geldiniz arkadaşlar, ben Kutay. Bugün biliyorsunuz ki geçen GTA'nın tarihçesini araştırdık. Bugün PES futbol oyunu PES, bunun tarihçesini araştıracağız. Sizi bekletmeden geçiyoruz. PES 2005'ten başlıyor arkadaşlar PES. Evet. 2005'te böyleymiş. O kadar kötü değil ya. Değil mi? Şuraya 2006'ya gittik. 6 yazdım, pardon. 6. PES 2006'da Kona mı gelmiş? Kona mı? PES 2007'ye bakıyoruz. Sekize bir de bakalım. Yedide. Sekiz. Bayağı güzelmiş. Öyle güzel. Dokuz. Pardon. Dokuz. PES 2009. Evet, şu. Bu arada şu ana kadar en iyisiydi. 10, onu ben arkadaşlar çok oynadım. PES 2010'u. Evet. Gayet iyi. PES 2016 değil bu. Evet. 11'e bakalım. 11'i zaten biliyorsunuz. Evet, 11 de bayağı iyi. 11 daha iyisi. Artık son 12. Evet. Çok güzel. 12. Evet, son 3 kaldı. Daha 3 tane daha bakacağız. Evet, PES 2013. Yani hepinizin zaten şuradan tanıdığı PES 2013 Pro Evolution. Bütün PES'lerde Messi ama 2013'te hep Ronaldo. 2014 yazamadık. Yani bayağı iyi. Ne kadar da hızlı gelişiyor değil mi? Bu değil. Şu. 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 Bir de 2000. Burada da Mario Götze. Ana ekrana geçiyor değil mi? Ya da Ronaldo Messi sevilse de Mario Götze de seviliyor. Evet, ve artık 16. Burada da Neymar. Evet. Bu da PES 2016. Bir de tamamen tarihçesini araştıralım. Wikipedia. Evet, buraya bir sonucu. Evet. Yayıncıları Konami. Konami. Yani dağıtıcılar Michiru Yamane Nakuru dedi işte. Yapımcılar Konami Teo.
tane altı Aralık 2001. Spor oyunu. Evet. Japonya'da Wing El Pro Evolution Soccer. Japonya'da Wing League Eleven PES'in 5. serisidir. Çok beğeni almıştır. Günümüzde resmi satıştır. Durdurulmuştur. Evet. Tarihçesi bu kadarmış. GT kadar büyük bir tarihçesi olmasa da iyi. Evet arkadaşlar, bugün de PES'in tarihçesini araştırdık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.